Kemaliye'de referata hattındayız. Burada emniyet kemeriyle ve lanyard denen iki uçlu perlonla beraber tırmanacağız. Bu yandaki yaşam hattında sürekli bir şeyimiz olacak. Şu an gördüğünüz gibi sırayla karabinaları geçiriyoruz. Böylece sistem yürüyor olacak. 350 metreye yakın tırmanışı bu demir basamaklara çıkarak yapacağız. Evet, Via Ferrata hattında yaklaşık 70 basamak çıktık. Yani ben 70. basamaktayım. En önde rehberimiz Sıtkı, alt kısımda Alper Dalkılıç ve Ceyhun Kır. Üçüncü. Arkamızda Kemaliye ve Fırat. Eğer buralara yolunuz düşüyorsa Kemav Derneği'nin rehberleriyle bunu denemelisiniz. Yükseklik korkunuz yoksa ve panik atak falan durumunuz yoksa yerden. Evet, biraz yükseldik ama daha yüksekliğin onda birindeyiz. Düşünüyordum ki yokmuş. O yukarıda belli olur abi. Daha yükselmedik değil mi Sıtkı? Yok. Yara etmedik mi? Yok ama zor kısmı geçtik herhalde değil mi? En zor kısımları geçtik. Hadi Ceyhun, harika gidiyorsun. Aynen. Bence ilk başlangıç kısmı bana göre en zorlu kısım. Şurada yaklaşık 20 metrelik merdivensiz bir etap geçtik. Burada kayadan basıyorsunuz ve hani daha sık emniyet hatları var. Teknik olarak kolay sayılır ama basamaklarla daha da kolay. Ceyhun gördüğünüz gibi hızlı bir kaya tırmanışı da. Artık korkmanıza gerek yok, herkes ya, çıkar. Ya evet, ben evet. Çıkıyorsam herkes çıkar ya. Yani haydi devam. Evet, Via Ferrata çıkışımız devam ediyor. Aynı sırayla devam ediyoruz. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi teldeyiz. Yükseldik. 350 adım basamak yükseldik. Arada ikinci bir merdivensiz etap da var burada. Burada tabii grup olarak beraber hareket ediyorsunuz. Acele etmeye gerek yok ama tabii yüksekte dikey bir şekilde yükselmeye ve emniyet malzemesiyle oynamaya alışıksanız daha rahat. Şu ana kadar ki yolun Kemaliye'den sonra taksiyle bir miktar geldik. 600 metre yürüdük. Sabah 9.30 gibi çıktık herhalde. Hava yan başında sıcak. Şu ana kadar 1 litrenin üzerinde su içtim. 1.5 litre sıvım var. Bu rotaya gelecekseniz mutlaka bol bol sıvı alın yanınıza. Onun dışında keyfini sürün. Not defterini getirdim. Evet. Via Ferrata'nın son etabına çıkıyoruz. Ceyhun bundan dolayı son derece mutlu. Değil mi? Aynen. Bitiyor. O son etabın üstünde de şurada ileride gördüğünüz bir platform var. Wingsuit'lerimizi yanımızda getirmiş olsak ve tabii atlamayı da biliyor olsaydık bir base jump yapabilirdik. Ama ne wingsuit'imiz ne de paraşütümüz var. Demek ki biz bildiğimiz usul koşarak geleceğiz. Ben de o yüzden Infinite'leri giymiştim. Hadi bakalım. Burada yükseliyoruz. Yükselirken dikkat ettiyseniz aramızda mutlaka 3 metrelik, 4 metrelik en az bir section bırakıyoruz, bölüm bırakıyoruz ki yukarıdaki tepki düştüğü zaman alttakinin doğrudan üstüne düşmesin. Yani şu ana kadar hiçbirimiz tökezlemedik ama bu güvenlik tedbirlerine uymak lazım. Bunlar bir kere insanın ihtiyaç duyacağı şeyler. Fırat Nehri çok sakin bir şekilde akıyor. Keban Barajı'nın kapakları tam kapatıldığında ve tabii
Bunu besleyen kaynaklar da tam geldiği zaman burası göl oluyor. Ama yukarılarda biz çok büyük madenler gördük. O madenler de su kullanıyor değil mi? Aynen. Yüklemek için. Ve bu yüzden kirletiyorlar. Hem kirletiyorlar hem de su, yeraltı sularının ve besleyen su havzalarının akışında bir sorun var. Yani şu an Haziran başı suyun en yüksek olduğu zaman tabii ki Mart olacaktı ama Mart-Nisan bu da normal seviyelerin altında. Tabii bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri de tarım ki esasında bu 30 sene öncesine göre 50 sene öncesine göre çok azalmış durumda. Çünkü insanlar daha az üretiyorlar, daha zor değerlendiriyorlar tarımdan gelir azaldığı için. Evet, arkada bulutlar içerisinde Munzur Dağları'nın bir kısmı, esas tabi Munzur bu tarafta. Orada 400 haydi bakalım. Harikayım ya, kendine. Evet, bak şuradaki mavilik 400 basamak. Ceyhun 401. basamak ve 402. basamağa basıyor. Bravo, bravo. Haydi, bravo. Orada dinlenme, bir üste tak, ondan sonra dinlen. Tamam. Alper'i bekledim. Evet, evet. Süper. Süper. 500 kaç basamağımız vardı? 70. 517. 517 miydi? 517. 517. 112 basamağın kaldı. Ceyhun. Harikaydı. Ceyhun. Herhalde 100 var mı? 100 kaldı. Bence 50 tane kalmıştır. 50 ya. Tane kalmıştır. Ne 50'si ya? Şurada sırası işte. Evet. 15-20 basamak. Geldik yani. Bitmiş Ceyhun. Bitmiş, evet. Ne diyorsun? İnanamıyorum kendime. Yalnız galiba yanlış bir yeferratadan çıkmışız. İnmemiz gerekiyormuş. Ne diyorsun? Hayatta inmemiş. Aslında bir kadar daha varmış. Tamam mı? Sıtkı bizi niye yanlış hattan çıkardın? Şimdi geri inip yandan çıkmamız gerekiyormuş değil mi? Nereden çıkmak istiyorsan oradan çıkartayım ben seni. Sen yeter ki iste. Bence Sıtkı da düşünüyor şu an. Evet, evet. Rehberimiz Sıtkı'yla beraber Kemav Vakfı'nın bugün Haziran başı 2022'de Kemaliye'nin VFR'atı hattını çıkıyoruz, bitirmek üzereyiz. Aşağıda Kemaliye şehir merkezini görüyorsunuz. Yukarıda Hotar platosu var. Evet, Hotar platosu. O zaman Hotar platosuna çıkıp şu Kamberoğlu çeşmesinden su dolduralım. Kamberoğlu Çeşmesi'nde ya da az sonra platformda görüşmek üzere. Grupta paylaşayım, evet. Paylaşayım mı bir resim? VFR hattını tamamladık. Ekip Kırmızı Ceyhun, Sarı Alper ve şık gömleğiyle rehberimiz Sıtkı. Onun sayesinde çıktık. Ve turuncu Turuncu Caner. Burada Caner bir şey söyleyeyim mi? Bir kötü haber. Zirve defteri burada değilmiş. İneceğiz, alacağız. Buraya çıkaracağız. Ha ya, doğru zirve mu? Defterine çok gerek yok. Burada çok güzel yaban çiçekleri var. Şimdi şurada bir platform görüyorsunuz. Kemaliye şenliklerinde burada wingsuit ile base jump yapılan yer. Oraya doğru gidiyoruz. Birazdan şu yamaçtan üst plataya çıkacağız, oraya Hotar platosu diyorlar. Evet, burada da bir zirve kutusu varmış. Acil durum rehberlerin bakım ve kurtarmalar için acil durum malzemeleri. Platform. Burası Türkiye'nin ve Kemaliye'nin tanıtımı için en önemli yapılardan biri. Buradan Fırat Nehri'ne, Karanlık Kanyon'a doğru serbest atlayışlar yapılıyor. Oldukça tehlikeli ve uzmanlık isteyen bir şey. Ve bunu Türkiye'de de çok başarılı şekilde yapan sporcularımız olduğu gibi dünyadan da seçkin sporcular gelip atlıyorlar. Kemaliye şenlikleri bu sene Cengiz Koçak'a çok selam ve sevgilerim. Evet. Aynı zamanda Red Bull atleti olan Cengiz Koçak. Ona da selamlar. Onu izlemek için YouTube'da arayabilirsiniz. Ya da Temmuz başında Kemaliye'yi bekleriz. Kuşamları çıkardık. Kaskları kafamızda tutmaya devam ediyoruz.
Via Ferrata bittikten sonra platoya çıkmak için bir miktar daha yükselmemiz gerekiyor. Burada eğim hafif, birazdan artacak. Zeminde şu an için belirgin bir patika yok. Yukarı çıktıktan sonra şu büyük slab kayanın sol tarafındaki kanaldan yükseleceğimizi Sıtkı söyledi. Onu artık göreceğiz. Hedefimiz Kamberioğlu Çeşmesi. Evet. O eğimli yeri çıktık. Arkamızda kaldı. Bunun üstü patikasız bir yamaç. Burası taşlık. Buradan sonra iki tane iniş var. Genelde rehberler cici gabanı denen sağa götürüp indiriyorlar. Eğin gabanı arkadan dönüp dolaşıp şuradaki yer daha yumuşak bir iniş. Daha uzun diye çok oraya götürmüyorlar. Burada birçok rota alternatifi var. Hani doğa sporları için hakikaten çok bakir. Yürüyüş ve patika koşusu potansiyeli de kesinlikle değerlendirilmemiş durumda. İnsanların böyle cadde, bostan, sahili gibi yerlerden değil, hakikaten şu bozuk araziye alışık gelmesi lazım. Evet, şu taraftan esasında ta çıktık, bu taraftan sırttan geldik. Bazı babalarımız var ve Kamberioğlu Çeşmesi. Peki yol sence nereden devam ediyordu? Şöyle mi? Yol burada, burada patı. Aşağı iniyor değil mi? Şimdi önce bir çeşmeye gidiyor. Çeşmeye giden burada bir patika az kullanılıyor. Hayvancılık maalesef burada çok azalmış ama eski patika kalıntısını görüyoruz. Zamanla tabi buralar kışın hep kar yağıyor. Allah sizi inandırsın. Bir metre iki metre kar oluyordur burada değil mi Sıtkı? Üç de oluyordur. Haliyle erirken onlar yolu, patikayı bozuyorlar. Eğer siz gelip yürümezseniz, biz gelip yürümezsek ya da çobanlar hayvan alıp otlatmazsa bu patikalar çalışmıyor. Hep tabi ucuz Arjantin angusları siz yiyince, yurdumun meralarındaki etlere pahalı deyince, ucuz et isteyince buradaki vatandaş da ne uğraşacağım kardeşim ben hayvancılıkla deyip hayvancılık yapmıyor. O yüzden siz olun. Eğer illa et yiyecekseniz, yani vejeteryan olmaya da karar vermediyseniz, az yiyin, temiz et yiyin. Ülkemizin meralarında yetişmiş olanını yiyin. Ve böylece buradan sonra nereye gidelim? Bakalım. Evet, patika kaybolmaya yüz tuttuğu için Alper şu an patikada. Biz biraz daha bu ekranda sağ tarafından bulmuştuk. Kamberioğlu Çeşmesi'ne geliniyor. Kamberioğlu esasında çeşme değilmiş. Topraktan su çıkıyor. İşte şu dağın içindeki su buradan akıyor abi, çıkıyor. Evet, buradan